Merhaba arkadaşlar. Bugün Servet-i Fünun edebiyatını birlikte işlemeye çalışacağız. Hatırlarsanız Tanzimat ikinci dönem sanatçısı Recaizade Mahmut Ekrem, Üstad Ekrem deniyordu. Servet-i Fünun dergisinin başına Tevfik Fikret geçirdikten sonra fen dergisi olan Servet-i Fünun dergisi bir edebiyat dergisi kimliğine bürünmüştü. Bundan sonra Servet-i Fünun dergisi bir edebiyat dergisi formatına dönüştükten sonra Tevfik Fikret'in başkanlığında o dönemin edebiyat muhiti olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu dönem edebiyatın özelliklerini sırasıyla görmeye çalışalım. Dönemin siyasal baskısı ve sanatçının kişisel özelliklerinden dolayı dikkat edin. Devrin özellikleri ve sanatçıların kişisel özelliklerinden dolayı bireysel konular işlenmiş. Yani Tanzimat'taki gibi toplumsal konulardan ziyade daha çok bireysel konular işleniyor. Tanzimat'ta hedeflenen dilde sadeleşme terk edilmiş, ağır bir dil kullanılmış. Hatta hiç duyulmamış sözcükler türetilmiş arkadaşlar. Şiirde ağırlıklı olarak aruz vezni kullanılmış. Genellikle kulak için kafiye anlayışı benimsenmiş. Ondan öncesinde hatırlayın göz için kafiye, kulak için kafiye tartışmaları vardı. Şiirde musikiye, biçim güzelliğine önem verilir. Ne demek? Yani şiirde estetiğe dikkat ederler. Kulağa hoş gelen bir anlatım yapılmasını isterler. Ve kusursuz bir biçim güzelliğini de önemsemişler. Yani sanat yapmak için mümkün olduğu kadar üst seviyeye çıkmaya çalışmışlar arkadaşlar. Servet-i Fünun edebiyatı yüksek zümre edebiyatı veyahut salon edebiyatı şeklinde adlandırılır. Halka inmek değil, yüksek zümreye hitap eden bir edebiyat anlayışı olduğu için bunlara salon edebiyatı şeklinde de ifade edilir. Servet-i Fünuncuların bir özelliği de hatırlayın, Recaizade Mahmut Ekrem'in meşhur sözü. Her şey şiirin konusu olabilir. Bu ifade edebiyatımızda şiirin konusunu genişletmişti. Hatırlarsanız Servet-i Fünuncular da bu şekilde devam etmişler. İşte Batı edebiyatına ait sone, balat, terzarima, triyola gibi Batı'dan alınan nazım şekilleri ve serbest müstezat özellikle kullanılmış. Şimdi bunlar çok kullanılmamakla birlikte örneklerine yer veriyorlar. Ama serbest müstezat bizde daha çok kullanılıyor. Aklımıza direkt yine hemen Tevfik Fikret gelsin arkadaşlar. Sone ne demekmiş? İki dörtlük, iki üçlükten oluşan kısa şiir. Bizdeki türküye benziyor. Terzarima, üçer dizelik üç bent ve sonraki tek dize. Bu nazım şekilleri Tevfik Fikret'in Şehrayin adlı şiirinde denenmiş. En güzel örneklerini ise Ali Canip Yöntem vermiş. Balat, şiirin müziğe uyarlanmış hali manzum masal şeklinde de ifade ediliyor. Triyole, 2, 4, 4 biçiminde yazılan 10 dizelik şiirler. Bunların adını bilmek, kimlerin kullandığını bilmek bizim için iyidir. Evet, Servet-i Fünun döneminde arkadaşlar şiirlerde genellikle aşk ve doğa gibi bireysel konular işleniyor. Dikkat edin, bireysel konular. Sıfatlara ve tasvirlere bolca yer veriliyor. Çünkü hani zihinde canlandırma, tasvir önemli Servet-i Fünun edebiyatında. Arkadaşlar kimi yerde anjambman, kimi yerde anjambman, kimi yerde de anjambuman şeklinde geçen ifade. Yani ulantı. İBA Akademik Destek'te anjambuman şeklinde yazmışlar. Fark etmez, kast edilen aynı şey. Şiirde cümlenin bir dize ya da beyitte bitmeyip diğer dizelere kayması. Bakın, divan edebiyatında hatırlarsanız tek dizede cümle bitiyordu. Ama şimdi ne yaptılar? Özellikle Tevfik Fikret vasıtasıyla cümleyi diğer dizelere taşırdılar. İşte buna anjandman, yani ulantı diyorlar. Aslında arkadaşlar bu teknik serbest şiirinde ayak sesleri.
Cumhuriyet döneminde ve günümüzde kullanılmaya başlayan ve yerleşen serbest şiirin ilk ayak seslerini biz bu dönemde görüyoruz. İşte ufak bir örnek vermeye çalıştım. Recaizade Cenab-ı Şahabettin'in Elhan-ı Şita yani Kışnameleri adlı şiirin sadece bir kısmını aldım. Bakın, bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar, geçen eyyam-ı nevbaharı arar. Dikkat edin, tek cümle üç dizeye bölünmüş arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Anjambman, cümle tek dizede bitmez, diğer dizelere sarkar. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar geçen eyyam-ı nevbaharı arar. Nokta. Tek cümle, üç mısra. Yine aynı şiirin bir diğer tarafında, bölümünde, küçücük, sersefit baykuşlar gibi kar, sizi dallarda, lanelerde arar. Yine üç satır, arkadaşlar tek cümle. İşte buna biz ne diyoruz? Anjambman, Cumhuriyet döneminde ve günümüze yaklaştıkça daha da artıp yerleşen serbest şiirinde ayak sesleri temellerinin atıldığı dönem diyoruz. Arkadaşlar, Servet-i Fünun sanatçıları şiirde parnasizm ve sembolizm etkisinde. Yine bu dönemde ilk mensur şiir örnekleri verilmiş. Hemen karşımıza Halis Siyah Uşaklıgil çıkacak. Hikayede naturalizm ve realizm etkilidir. Şiirde parnasizm ve sembolizm, hikayede naturalizm ve realizm. Şairler gerçeklerden kaçarak hayali bir dünyaya sığınmışlar. İlk maddemizi hatırlayın. Dönemin şartları ve şairlerin, sanatçıların kişisel özelliklerinden dolayı biraz böyle dünyadan uzak, dünya gerçeklerinden, toplum sorunlarından uzak bir bakış açısıyla edebiyat yapan insanlardı. Eserlerde karamsarlık, umutsuzluk, bunalım ve benzeri duygular hakim. Demek ki adamlar biraz psikolojik olarak sıkıntı yaşayan insanlar. Öyle de diyebiliriz. Bu dönem sanatçıları arkadaşlar konuları gene ve konu ve mekanı İstanbul'dan seçmişler. Hani hatırlayın, yüksek zümre edebiyatı diyorduk ya. Kişiler de yüksek zümreden. O zaman bırak halka açılmayı, Anadolu'ya da açılmamışlar. Öyle de ifade edebiliriz. Roman ve hikayede teknik bakımdan batı seviyesine bu dönemde ulaşılır. İlginçtir bakın. Tanzimat birinci dönemde ilk örnekler verildi. Tanzimat ikinci dönemde biraz kalite arttı. Ama Servet-i Fünun'da batılı seviyede eserler yazmaya başladılar. Arkadaşlar, Servet-i Fünun dönemindeki ilklere şöyle ifade edelim. Bakın, parnasizm ve sembolizmin etkisi edebiyatımızda ilk defa görüldü. İlk psikolojik roman olan Eylül Mehmet Rauf tarafından yazıldı. İlk mensur şiir bu dönemde Halit Ziya tarafından yazılıyor. Zaten eserin adı da, dikkat edin, Mensur Şiirler. Batılı anlamda ilk roman Mai ve Siyah. Bu batılı anlamda derken arkadaşlar, yani batılı ölçütlerde, batı seviyesinde kaliteye ulaşmış batılı ölçütlerde, ona dikkat edin. Servet-i Fünun döneminde şiir. Mensur şiir ilk defa bu dönemde Halis Ziya tarafından yazıldı. Tekrar ediyoruz. Mensur şiir ne demekmiş? Düz yazı şeklinde şiirsel anlatım. Ya da şiir tadında düz yazı. Öyleyse vatandaş bir düz yazı yazıyor ama çok estetik, süslü, sanatlı ve yoğun anlamlı. Parnasizm ve sembolizmin etkisi var. Şiirde bütün güzelliğine önem verilmiş. Hatırlayın, ilk sayfamızda biçim güzelliği, bütün güzelliği. Aruz ölçüsü kullanılmış. Dil ağırlaştırılmış. Anlaşılmaz, uzun tamlamalar kurmak ustalık sayılmış. Anlaşılmaz, uzun tamlamalar kurmak ustalık sayılmış. Hatta yeni sözcükler icat edilmiş.
Evet, sözlüklerde olmayan yeni sözcükler de icat etmişler. İşte örnek, saat-ı semenfem, yasemin renkli saat. Bakıyoruz, berfi zerrin, altın renkli kar ve bunun gibi yeni yeni sözcükler dahi türetmişler arkadaşlar. Yani sanatı mümkün olduğu kadar uç noktalara taşımaya çalışmışlar da diyebiliriz. Şiir avam için değil, yani halk için değil, havas için yazılır. Yani şiirden anlayan, kaliteli, okumuş, ne diyelim, bilgili, yüksek zümre veyahut sosyete, öyle de denebilir. Toplumsal konulardan uzak bireysel konular işlendi. Aile, aşk, felsefe, doğa ve benzeri konular işlendi. Tekrar ettik, doğa tasvirleri önemli. Sonet, triyole, terzarima ve benzeri batılı nazım biçimleri kullanıldı. Serbest müstezat ilk defa kullanıldı ve bu aynı zamanda serbest müstezat neydi? Cumhuriyet dönemindeki serbest şiirin de temelleriydi. Ne demek oluyor? Farklı aruz kalıpları kullanılıyor. Belli bir kafiye düzeni yok. Dizeler belli bir düzende kümelenmiyor. Serbest şiire geçiş basamağı. Arkadaşlar, özellikle Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin kafiye kulak içindir. Yani kulak için kafiye anlayışıyla yazmışlar. Nazım nesre yaklaştırılmış. Yani serbest müstezat kastediliyor. Servet-i Fünun sanatçılarından şiirde en güçlü şahıs Tevfik Fikret. Şimdi Servet-i Fünun döneminin özelliklerini aslında şahıslarda da tekrar edildiğini göreceksiniz. Bu ne demek? Bir dönemin en güçlü şahıslarını öğrenirseniz aslında dönemin özelliklerini de halletmiş oluyorsunuz. Şimdi şiir deyince Servet-i Fünun'da aklımıza Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin gelecek. Roman deyince de aklımıza Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf gelecek. Onların özellikleri aslında dönemin özellikleri arkadaşlar. Tevfik Fikret, Servet-i Fünun'un en önemli şairi, edebiyatımızın biçim ve içerik bakımından yenileşmesinde etkin olmuş. Ne yapmış? Biçim ve içerik bakımından yenileşmesine. Şiirlerinde musiki ve biçimsel kusursuzluğu yakalamış. Bakın, dönem özelliği olarak da aynısını söylemiştik. Sonet, terzarima, triyoleyi başarıyla kullanmış. Serbest müstezatı Türk edebiyatına yerleştirmiş. Bak, dönem özelliklerinde bahsi geçen şey aslında Tevfik Fikret'in öne çıkarmaya çalıştığı davranış. Tevfik Fikret Parnasizm etkisinde Hecen'i yazdığı tek yapıtı çocuklar için yazdığı Şermin adlı çocuk şiirleri kitabıdır. Onun dışında hep aruzda yazmıştır. Serbest müstezatta nazmı nesre yaklaştırmış. Nasıl yapmış? Anjanman denen şeyle, hatırlayın. Arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Servet-i Fünun dergisi Edebiyat Hukuk adlı makale yüzünden kapatılmıştı. Derginin kapatılmasının ardından Aşiyan'a çekilmiş ve toplumsal konularda işlemiş. Arkadaşlar, Servet-i Fünun dönemi 1896-1901. Topu 5 yıl. Ama Tevfik Fikret çok uzun süre yaşıyor örneğin. 5 yılda Servet-i Fünun dergisi etrafında bir Türk edebiyatı şekillendiği veya bunlar popüler olduğu için biz o döneme Servet-i Fünun dönemi diyoruz. Ve sanatçıları öne çıkartıyoruz. Adam daha sonraları bakın toplumsal konularda da yazıp çizmiş. Hatta Hece ile çocuklar için şiirler yazmıştı örneğin. 1908'de Hüseyin Cahit ile Tanin gazetesini, Hüseyin Kazım ve Ali Ekrem ile Malumat dergisini çıkartmış. Çok önemli değil. Önemli olan Servet-i Fünun dergisinin başında olması bilgisi. Siz Rubab-ı Şikest'te diğer bir ifadeyle Kırık Saz, Halukun Defteri, Ferda, Bir Lahza İtahattur, Valide, Halukun Bayramı, Balıkçılar, Tarihi Kadim, 95'e doğru, Han-ı Yağma, Rubab'ın Cevabı. Arkadaşlar, eserlerinden bazıları.
Özellikle kırmızı renkle yazdıklarımı ezberlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Servet-i Fünun sanatçılarından şiirde ikinci güçlü şahıs Cenap Şahabettin. Bakın 1870'te doğmuş, 1895 yılında, 96 yılında Servet-i Fünun edebiyatı başladıysa o yıllarda ne diyelim işte 26 yaşında falan, hani öyle de düşünebiliriz. Avrupa'da eğitim görmüş, Fransız sembolistlerin etkisinde kalmış. Arkadaşlar şu ana kadar sembolizmi görmedik bakın. Tevfik Fikret Parnasist'te Cenap Şahabettin hem Parnasist hem sembolist. Hatta sembolizmin ilk örnekleri bu adamda karşımıza çıkıyor. Sanat için anlayışı, aruzu kullanması, iç musiki, mısra içi musiki. Zaten ne diyorduk? Şiirde musiki ve biçim güzelliğine önem veriyorlar. En ustaları bunlarsa haliyle dönem özelliği olacak. Doğa ve aşk konularını işlemiş, serbest müstezatı ve soneyi kullanmış. Özdeyiş niteliğinde sözleri vardır arkadaşlar, tiryaki sözler. Hatta Cenap Şahabettin'in bu tiryaki sözlerdeki özdeyişlerinden kimileri ortaokulda, lisede, kompozisyon derslerinde öğretmenlerimiz tarafından kompozisyon ödevi olarak verilir arkadaşlar. Ben bunu ortaokuldayken yaşamıştım mesela. Bazı eserleri, Elhan-ı Şita, Kışnameleri, işte şiir ve tamat. Arkadaşlar şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. İçinde mektup ifadesi kullanılan eser adları aslında mektup değil, dikkat edin. Gezi yazılarıymış. Hac yolunda Anadolu mektupları, Suriye mektupları ve Avrupa mektupları. Bunlar mektup türünde eserler değil, dikkat edin, gezi yazısı eser örnekleriymiş. Tiyatroları Yalan ve Körebe, düz yazıları Nesri Harp, Evrak-ı Eyyam, Nesri Sulh, özdeyişleri artık söyledik, tiryaki sözler. Arkadaşlar bu dönemde yine şahıslardan birisi Süleyman Nazif, İstanbul'un işgali üzerine yazdığı Kara Bir Gün adlı makale yüzünden tutuklanıyor. Evet. Servet-i Fünuncular gibi toplumsal olaylara kayıtsız kalmıyor. O dönem hükümetini yazılarıyla eleştiriyor. Cenk Türküsü adında heceyle bir şiiri var. Dilde sadeleşmeye karşı Servet-i Fünuncu olmasının etkilerinden birisi mesela. Süleyman Nazif, Gizli Figanlar, Firak-ı Irak ve Malta Geceleri şiir kitapları, şiirleri bakın. Irak'tan ayrılış, şiir ve hikayelerin bulunduğu eser Firak-ı Irak. Nesir, Batarya ile Ateş, Çal Çoban Çal, Bahriyelilere Mektup, Namık Kemal Hitabe. Celal Sahir Erozan, aşk ve kadın temalarını işlediği için kendisine kadın şairi veya nişanlı şair şeklinde ifade ediyorlar. O yönüyle meşhur olmuş demek ki. Daha sonradan Fecriati'ye katılıyor. Servet-i Fünun dergisini Fecriati'nin yayın organı haline getiriyor örneğin. Beyaz Gölgeler, Buhran ve Siyah Kitap, düz yazılarda Kardeş Sesi, Mebus Namzetlerim. Arkadaşlar Servet-i Fünun döneminde roman ve hikayede yine batılı ölçütlere ulaşıyor. Hatırlarsanız Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdığı Mai ve Siyah, bu dönemde artık Türk edebiyatında roman türünün teknik olarak batılı ölçütlere ulaştığı en güzel somut örneklerden birisi diyorlar. Hatta bir takım ölçütler anlatıyorlar. Şu ölçütler şu hepsine uyuyor. Ya şu ölçüte de uysaydı tam bir dünya klasiğiydi şeklinde ifade ederler. Başlangıçta bir bilim dergisi olan Servet-i Fünun dergisi Tevfik Fikret'in sorumluluğunda bir edebiyat dergisine dönüşür. İlk bölümlerden hatırlayın. Böylece 1896'da Servet-i Fünun dönemi başlar. Bu dönemde roman ve hikayede batılı anlamda başarılı örnekler, bakın ilk örnekler değil, başarılı örnekler verilmiş. Nasıl oluyor? Teknik gelişmiş ve artık olgunlaşmış. Roman ve hikayede dönemin öne çıkan sanatçıları Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Rahmi Gürpınar aynı dönemde farklı yönüyle karşımıza çıkacak, biraz sonra göreceğiz.
Halit Siyah, dönemin en ünlü romancısı arkadaşlar. Teknik açıdan sağlam ve sanatlı bir üslup. Servet-i Fünuncuysa dili ağır olacak. Bu normaldir. Realistlerin etkisinde, realist, ona dikkat edin. Romanlarında okumuş, varlıklı, yüksek zümreden insanları kahraman olarak seçiyor. Bir daha söylüyoruz. Varlıklı, yüksek zümre insanlardan kahramanlarını seçiyor. Ama öykülerinde halk tabakasından. Daha çok roman yazdığı için ve romanlarıyla öne çıktığı için Servet-i Fünun'u biz işte yüksek zümreye hitap eder. Mekan İstanbul'dur. Bir salon edebiyatı yaparlar, halktan kopukturlar şeklinde ifade ediyoruz. Mavi ve Siyah teknik açıdan batılı ölçütlerde kabul edilir. Bir daha söylüyorum, teknik açıdan batılı ölçütlere ulaşmış bir eser. Öyküleri olay öyküleri türünde Nevruz, Hikmet, Ahenk gazetelerini çıkarmış. Arkadaşlar eserlerine bakıyoruz. Halit Siyah'ın eserleri ÖSYM tarafından sınavlarda sık sık soru konusu edilmiştir. İşte Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Sefile. Arkadaşlar Aşk-ı Memnu'yu daha önce yakın bir zamanda sordular. Mai ve Siyah sık sık soru konusu oldu. Sefile, Kırık Hayatlar, Nemide yine soru konusu oldu. Tekrar karşınıza çıkmayacağının hiçbir garantisi yok. Solgun Demet Onu Beklerken, Kadın Pençesi, Aşka Dair öykülerinden bir kısmı. 40 Yıl, Saray ve Ötesi, Bir Acı Hikaye, yine bunlarda soru konusu oldu arkadaşlar. Ayrıca ilk mensur şiir örneklerini biz Halit Ziya Uşaklıgil verdi demiştik. Adı zaten mensur şiirler, ne olduğunu da biliyoruz. Mehmet Rauf, Servet-i Fünun döneminin roman ve hikayede yani düz yazda ikinci güçlü şahsı. Ve Halit Ziya kadar güçlü değil ama ününü biliyorsunuz. İlk psikolojik romanımız olan Eylül'ün yazarı. Kahramanların iç konuşmalarına ilk kez Mehmet Rauf yer vermiş. Bakın, kahramanların iç konuşmalarını çok güzel yaptığı ve psikolojik tahlilleri çok güzel ifade ettiği için bizim ilk psikolojik romanımız deniyor. Eserlerine bakıyoruz. Eylül, Ferda-i Garam, Genç Kız Kalbi. Bunlar çoğaltılabilirdi. En ünlülerini aldım. İşte roman. Hikayeleri Son Emel, Bir Aşkın Tarihi, 3 Hikaye. Arkadaşlar, Siyah İnciler, dikkat edin, Mehmet Rauf'un da mensur şiirlerini aldığı esermiş. Hüseyin Cahit Yalçın roman ve hikayeci olarak ün kazanmış ama sonra siyasi yazarlığa şey yapmış. Roman ve hikayelerinde şairane süslü bir üslup. Servet-i Fünuncuysa bu normal. Fıkra, anı, eleştiri, mensur şiir türlerinde de eserler yazdı. Eski yeni tartışmalarında yeni edebiyatın savuncusu. Hatırlıyor musunuz? Edebiyat ve hukuk makalesini Hüseyin Cahit Yalçın yazdığında Servet-i Fünun dergisi kapatılıyor. Eserleri, hikayeleri Hayat-ı Muhayyel, roman Hayal İçinde, eleştiri Kavgalarım en önemli eseridir arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Ayrıca Edebi Hatıralar anı tarzında eseri diyoruz. Arkadaşlar, Servet-i Fünun dönemindekilerle aynı dönemde yaşayan, yani onların çağdaşı olan ama bunların arasına katılmayıp kendi başına hareket edip o grubun içine girmeyip bağımsız hareket edip döneme damgasını vuran insanlar var. İşte bunlardan birisi Hüseyin Rahmi Gürpınar. Servet-i Fünuncularla aynı dönemde yaşamış. Kalemini roman, hikaye ve benzeri eserler vermek için kullanmış ama onların arasına katılmamış. Ahmet Mithat Efendi'nin başlattığı halk için roman yazma geleneğini sürdürmüş. Bakın, Servet-i Fünuncularla birlikte yaşıyor, onların aynı döneminde ama toplum için sanat görüşüyle hareket ediyor. Romanlarında gözlem ve deney dikkat çekici, naturalizm akımının edebiyatımızdaki ilk büyük temsilcisi. Bakın, naturalizmin ilk büyük temsilcisi. Ne demek? Kahramanlarını çevrenin ürünü olarak ele almış, psikolojilerini, soya çekimlerini işlemiş. İşte naturalist özellikler eserlerinde mevcut.
Hüseyin Rahmi romanlarında İstanbul'u tüm gerçekliği ve canlılığıyla yansıtıyor. İstanbul mekan olarak İstanbul romanları töre romanı tarzında, dikkat edin, okuru eğlendirerek eğitmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda sosyal eleştiriye yer veriyor ve bunu mizah yoluyla yapıyor. Eserleri, bir arkadaşlar çok eseri vardır. Hüseyin Rahmi, Ahmet Mithat Efendi ile karşılaştırılarak defalarca sorulmuştur. Aman iyi öğrenin. Şık, Şıp Sevdi, Mürebbiye, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gulyabani çoğaltılabilir. Öykü, Kadınlar Vaizi, Melek Sanmıştım Şeytanı, Gönül Ticareti. Tiyatro, Kadın Erkekleşince, Hazan Bülbülü, Gülbahar Hatun. Daha çok romanlarıyla öne çıkıyor diyoruz arkadaşlar. Evet, Servet İfin'in civarla aynı dönemde yaşayan bir diğer şahıs Ahmet Rasim. Bu da onların arasına katılmamış. O dönemde kendi çizgisinde güçlü kişiyle öne çıkmış arkadaşlar. Roman, öykü, tarih, gezi yazısı, sohbet, anı, fıkra, dil bilgisi gibi pek çok türde eser veriyor. Demek ki kaliteli bir insan. Türk edebiyatında fıkra türünün önemli temsilcisi. Bu fıkra günlük köşe, güncel yazı, köşe yazısı olan fıkra. Niye? Ahmet Rasim'in kendisinin bir gazetesi var. O gazetesinde yazarlık yapıyor. Sürekli bir şeyler yazıyor. Fıkra türünü bu şekilde bir şekilde oturtuyor. Roman ve öykülerinde Ahmet Mithat Efendi ekolünü sürdürmüş. Romanları teknik bakımdan başarılı değil. Zaten o yönüyle çok öne çıkmıyor arkadaşlar. Kısa, canlı cümlelere, güncel deyimlere dayanan yalın bir İstanbul Türkçesi kullanıyor. Nerede? İşte o fıkralarında. Okuyucuları saran bir üslup. Demek ki sıcak, samimi, muhabbet. Okuyucuyla bir, ne diyelim, samimiyet kurmuş arkadaşlar. Servet-i Fınıncıları fazla batıcı bulmuş ve bu yönüyle eleştirmiş. Sohbet ve fıkralarında yaşadığı dönemin bütün ayrıntılarını yansıtmış. Eserleri, işte fıkra dediğimiz güncel köşe yazısı arkadaşlar, Eşgali Zaman, Muharrir-i Buya, Şehir Mektupları, Gülüp Ağladıklarım. Bakın, şehir mektuplarını mektup şeklinde düşünmeyin. Falaka, Gecelerim, Fuhşi Atik, Muharrir, Şair, Edip, bunlar da anıları. Romanya mektupları, dikkat edin, gezi yazısı. Askeroğlu, İlk Sevgili, Tecrübesiz Aşk, roman. Güzel Eleni, Ülfet, İki Günahkar, öykü. Ramazan Sohbetleri, sohbet türünde. Burada arkadaşlar özellikle Güzel Eleni de yine karşımıza çıkabilecek şeylerden, hani soru konusu olabilir diyoruz. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde Tanzimat ve Servet-i Fünun'la ilgili soru çözümü yapacağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Düzenli ders çalışmanızı temenni ediyorum.